Ya bu olanların benimle bir ilgisi yok. Neden bana inanmıyorsun ya? Niye inanayım Siyah? Senin hayatın yalan olmuş. Ama sana olan sevgim ve aşkım gerçek hayatım. Bak kertenkele. Sana son bir şans daha vereceğim. Canımsın ya. Yılışma hemen. Henüz ortada bir şey yok. Şansını iyi değerlendirmek istiyorsan bundan sonra hep gözümün önünde olacaksın. Tamam sevgilim. Saat başı bana tekmil vereceksin. Peki sevgilim. Her aradığımda nerede olduğunu gösteren fotoğraflar göndereceksin. Tamam sevgilim. Bir dediğimi iki etmeyeceksin. Peki sevgilim. Bana asla yalan söylemeyeceksin. Tamam peki sevgilim. Yeter ki şu imzaları bir atalım ya. İmza falan yok. Önümüzdeki süreçte hiçbir şekilde suç işlemediğini ikna olursam o zaman seninle evlenirim. Yoksa benimle evlenmeyi unut Siyah. Tamam sevgilim. Şimdi gidebilirsin. Ama hani ben burada kalacaktım. Git dedim Siyah. Peki sevgilim. Dediklerimi de unutma. İyi oldu sana. Pis. Demek Zehra kıçına tekmeyi attı. Oğlum ben sana demedim mi lan? Zehra seninle evlenmez. Oğlum bir de düğünü basmışlar. Dua et posu deldirmedin ha. Ya oğlum sen ne biçim bir adamsın ya? Adamlar bizi öldürecekti. Zehra beni kovdu. Sen geçmişsin, karşıma gülüyorsun ya. Yuh be. Tamam tamam ya. Üzüldüm ya ben de. Gerçekten üzüldüm ya. Vallahi. Ya bak yeni bir hayat kuracaktın. Zehra ile evlenecektin. Çoluğun çocuğun olacaktı. Lan ne sandın sen? Ne sandın lan? Geçmiş hayatını geride bırakacağını mı sandın oğlum sen ya? Lan kertenkelesin lan. Sen beladan uzak olamazsın. Kes şamatayı ya kes. Allah Allah. Kim bu düğünü basanlar o zaman ya? Kim bunlar abi? Baron olabilir mi ya? Baron mu? Manyak mısın oğlum, baron düğünü niye bassın? Kim ya? Kim o zaman kim? Onu da sen bulacaksın. Bin tane düşmanın var oğlum.